Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi Erdoğan, Kasım'da erken seçim için ne dedi? Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetin Kasım'da erken seçim iddialarını sordum. Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. Seçimler zamanında yapılacak. 2023 Haziran'ında dedi. Ardından ekledi. İnşallah hayırlı olacak. Erdoğan bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce Kasım'da erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum. Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 Haziran'ında demişti. Kasım'da seçim iddiası. Peki Kılıçdaroğlu Kasım'da erken seçimi nereden çıkardı? Çünkü bir süredir CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun tarih vererek Kasım'da erken seçim olacağını söylediği konuşuluyor. MYK'da da gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu yakın çevresine de söylüyormuş. 6 Kasım veya 27 Kasım'da seçime gidilmesini bekliyormuş. Gerekçesine CHP'liler erken seçim için bilinen gerekçeleri sıralıyor. Yaz mevsimi nedeniyle fiyatların gerilemesi, asgari ücrette iyileştirme, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkının verilmesi, enflasyon endeksli süper bonoların çıkarılması, Suriye'de PKK-YPG'ye yönelik operasyon gibi. Kılıçdaroğlu'nun hedefi ama 6 ya da 27 Kasım'da erken seçim derken Kılıçdaroğlu'nun gerekçeleri farklı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Kasım'da erken seçim kozunu masaya sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun iki hedefi var. 1- Erken seçim baskısıyla milletvekillerini kontrol altında tutuyor. Erken seçime gidecek bir partide hiçbir milletvekili genel başkanıyla ters düşmez. 2. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gerilettikten sonra kendi ismini tartışmasız olarak kabul ettirmek istiyor. Takvim nasıl? Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekibin bir takvimi var. İmamoğlu ve Yavaş'ı denklem dışı itebilmek için Haziran sonu ya da Temmuz başında yani Kurban Bayramı'ndan önce veya hemen sonra Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek. Böylece Kurban Bayramı niyetine İmamoğlu ve Yavaş'ı siyasi kurban vermek. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partideki iklim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde. Ben de o yüzden artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu demeyelim deme gereği duydum. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başka aday olamaz demişti. Altılı masaya Kılıçdaroğlu ismi bildirilecek. CHP'de Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için oluşturulmuş bir çalışma grubu var. Erdoğan Toprak bu heyetin başkanlığını yapıyor. Erdoğan Toprak CHP'nin altılı masaya Kılıçdaroğlu'nun ismini bildireceğini söyledi. Böylece CHP'den Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin altılı masaya gelmeyeceği belli oldu. Bu isimler Abuziddin Efendi değil elbette. Ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olacaktı. Erdoğan Toprak o kapıyı kapattı. Ama Erdoğan Toprak kapattı diye o kapı kapanır mı? Kılıçdaroğlu ile kazanacağız iddiası. CHP liderinin en büyük handikapı Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz inancı. CHP'lilerin bir bölümü de böyle düşünüyor. Erdoğan toprak iddialı. Rakamlar Kemal Bey ile seçimin açık ara alınacağını gösteriyor diyor. Kılıçdaroğlu da kazanamayız tezinin arkasında aslında İmamoğlu ile kazanırız önerisi yatıyor. Erdoğan Toprak bırakın kazanmayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi açık ara farkla kazanacağını savunuyor tabi aday olmadan bilinmez. Ama Kılıçdaroğlu'nun siyasi antrenörü olan Erdoğan Toprağ'ın aktardığı hava bu yönde. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi Kılıçdaroğlu'nun Kasım'da erken seçim isteği tamamen Cumhurbaşkanı adaylığı hesabından kaynaklanıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı bu kadar gerilettikten sonra bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun hesabı Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama siyaseten yaptığı hesapta iki doğru bir yanlış var. Birinci doğru, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismini ön plana çıkarması oldu. İkinci ise CHP'nin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman CHP'den başka aday olamaz hamlesi oldu. Böylece İmamoğlu ve Yavaş'ın önüne önemli bir engel koydu. Kılıçdaroğlu, baskın basanındır hesabıyla hareket ediyor ama hesabında önemli bir eksiklik var. İmamoğlu'na HDP desteği. Kılıçdaroğlu'nun hesabında en büyük eksiklik ise İmamoğlu'nun pes edici beklemesi. İmamoğlu kendisinden vazgeçse İmamoğlu'ndan vazgeçmeyecek bir blok var. Başını Amerika'nın çektiği yapının bir ayağında HDP yer alıyor. Karadeniz gezisi fiyaskoyla sonuçlanan İmamoğlu tam bitti derken Van'da HDP'nin desteğiyle yeniden gündem oldu. Mansur Yavaş'a operasyon. HDP'liler Van'da İmamoğlu'na destek verirken Mansur Yavaş'a da bir operasyon çekildi. Cumhurbaşkanlığı yarışında en büyük sermayesi Sünni milliyetçi kimliği olan Mansur Yavaş'ın Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz diyen bir vatandaşa inşallah diye karşılık verdiği bir görüntü servis edildi. Ama iş orada kalmadı. Yavaş'ın iletişim koordinatörü Volkan Memduh Gültekin açıklama yaparak Yavaş'ın Demirtaş için inşallah demediğini, Demirtaş konusunun muhatabının yavaş değil mahkemeler olduğunu belirtti. Operasyon ondan sonra başladı. İmamoğlu'nu destekleyen hesaplar sosyal medyada yavaş aleyhine linç kampanyası düzenlediler. İmamoğlu pes etmiyor. Bugün Mansur Yavaş olur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun kolay pes edeceğini zannediyorsa yanılıyor. Erken seçim mi var? Meral Akşener, 2021 yılı Haziran ayında seçim bekliyordu. Kılıçdaroğlu bir ara Eylül ayını işaret etmişti. Şimdi Kasım'a çekti. Muhalefet liderleri erken seçim beklentisi oluşturarak partilerini kontrolleri altında tutuyorlar. Altılı masada yer alan küçük partileri bloke ediyorlar. Ama erken seçim kararı alınmasının iki yolu var. Birinde meclis seçim kararı alacak. Buna muhalefetin sayısı yetmiyor ancak iktidarın destek vermesi gerekiyor. İkinci olasılıksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime götürmesi. Erdoğan ve Bahçeli ısrarla seçimler zamanında yapılacak diyorsa bu Kasım beklentisi nereden çıktı? Ayrıca Kasım'da seçime gidilmesi için en geç Haziran ayında seçim kararı alınması gerekiyor. Bakalım Haziran ayı geçtiğinde Kılıçdaroğlu hangi tarihi ortaya atacak?